Siz? Selamünaleyküm. Aleykümselam saygıdeğer meclis başkanımız. Hoş geldiniz aramıza. Sefalar getirdiniz. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Yorucu bir gündü, güzel bir gün oldu. Evet, evet. İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Yani bir 86 yılın en önemli tarihi günüydü. Cumhurbaşkanımız çok büyük bir adım attı yani. Bu yeni bir çağın açılması tutuk yerinde. İnşallah. İnşallah, inşallah. Güzel olacak. Allah razı olsun. Allah razı. Çok iyiyiz, çok iyi. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Efendim? İstanbul'da olan kapılar var mı içinizde? Yok. 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 Memleketinizdesiniz. Evet, evet. Sayın Başkanım, bu futbol camiamızla ilgili, bu TFF'nin aldığı kararlarla ilgili sizler sağ olasınız süreci ilk günden beri bugün geldiğimiz noktaya kadar çok 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 yakından takip ettiniz. Bizleri dinlediniz. Allah razı olsun. Her gün bizler konuyla ilgili bilgileri sizlere aktardık. Bugün de bunun bir işareti olup 9 tane Türkiye'nin her bir bölgesinden kulüp başkanımızı bir arada kabul ettiniz. 9 tane kulüp başkanımız adına çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bizleri dinleyeceksiniz. Bundan sonra güzel günler olacak, sıkıntılı günleri geride bırakacağız diyorum. Ve ben Tekirdağ Spor'un dertlerini her zaman size ilettim, sizler biliyorsunuz. Ama Anadolu kulüplerimize söz vermek veya süreci onlar konuşarak değerlendirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum tekrar sizlere Sayın Başkanım. Hadi, sağ olun. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum sana. Sağ olun. Konu belli. Burada salgın dolayısıyla bir karar verdi federasyon. Aslında biz Mülayim Bey'le uzun süredir konuyu konuşuyoruz. Futbol Federasyonu Başkanı'na da ben adil bir karar beklediğimizi söyledi. Yani burada bizim bir siyasi baskı falan yapmamız da söz konusu değil. Özel bir talebimiz de yok. Yani bir imtiyazlı bir muamele falan da beklemiyoruz, istemiyoruz. Sana çıkacak bir karar. Adil bir karar olsun. Salgın dolayısıyla bir süre ara verildi. Ardından bunun en uygunu aslında oynamaktır, oynatmaktır maçları. Oynansın bütün maçlar, tamamlansın. Kimse o zaman itiraz etmez sonuçlara. Herkes başarılı olan ortaya çıkacak. Böylece kimsenin itiraz etmeyeceği, adil, kabul edilebilir bir sonuç ortaya çıkacak. Yani en ideali bu. Ama bu olmadığı takdirde aşağı yukarı 4 maç var. Herkesin 4 maçı var önünde. 4 maç varken arada 1 puan olan, 2 puan olan takımları devre dışı bırakıp da birinci olanları almak mantıklı değil, adil değil. Yani bir maç aslında sonucu değiştirebilecek durumda burada. 1 puan, 2 puanı tersine çevirebilecek durumda. Dolayısıyla en ideali oynatmak. Olmadığı takdirde makul bir sınır içerisinde, işte 3 puan gibi mesela düşünülebilir, birinci ile arasında 3 puan gibi bir fark olan takımları da dahil ederek, burada zaten toplam 9 takım var bu şekilde, bunları da dahil ederek lige, 3. lige çıkartmaktır. Aslında sıcak bakıyorlardı buna ama ne olduysa böyle bir karar verdiler. Ben de yanlış olduğunu düşünüyorum bu kararı, onun için sizler itiraz ettiniz. Hakem kurulu bu konuda yarın bir karar verecek. Ben iyi bir karar olacağını düşünüyorum. Bunun doğru bir karar olacağını düşünüyorum. Söylediğimiz çerçeve içerisinde ya birincisi ya ikincisi. Yani bizleri de tatmin edecek. Bu 7 ilimizi ve büyük ilçelerimiz var. İlçelerimizde burada 9 takımımızda tatmin edecek. Bir karar olacak diye ümit ediyorum. Yani iki karar. Bilemiyorum yarın açıklar mı yoksa değerlendirip kaç gün sonra mı açıklar ama sonuçta bizleri tatmin edecek bir karar olacağına inanıyorum. Biz de bunun için hukuki çerçevesi itibariyle adil bir kararın çıkması için gayret göstereceğiz sizler için. Allah razı olsun. Sayın çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Çok sağ olun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Allah razı olsun. Teşekkürler Sayın Başkanım. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Bana razı olsun. Sağ olun efendim. Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, milletin sesini
yüce katında kabul ederek milyonlarca insanımızı ilgilendiren bu konudaki şahsi özeninizi esirgemediniz. Allah sizlerden razı olsun. Tekrar tekrar saygılarımızı sunuyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün ilçelerimize, Ceyhan'a, Çengelköy'e selamlar. Bizler Çarabama'ya, İstanbul'a, Kütahya'ya, Edirne'ye, Tekirdağ'a, Adıyaman'a hepinize çok selamlar. İnşallah yüz yüze de yakın. Haberi bekliyorlar inşallah. 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 Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.